Ömer. Ben Doktor Önder Akçı. Afyon Karahisar Özel Fuar Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün ben size kalp ritim bozukluğu ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Kalp ritim bozukluğu nedir? Kalp ritim bozukluğu kalbin düzensiz atması olarak söyleyebiliriz. Tıp dilinde biz buna özellikle aritmi diyoruz. Peki belirtileri nelerdir? Kalp ritim bozukluğunun belirtileri özellikle göğüs bölgesinde çarpıntı, çarpıntı ile beraber nefes darlığı, halsizlik, baş dönmesi, fenalık hissi veya da çarpıntı ile beraber bayılma şeklinde hastalar karşımıza gelebilir. Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir diye düşündüğümüzde basit olarak ikiye ayırabiliriz. Basit ritim problemleri ve komplike ritim bozuklukları olarak ikiye ayırabiliriz. Basit ritim bozuklukları özellikle hastalarda kalbinin durup tekrar çalışıyor gibi hissetmesi veyahut kalbinin bir atıp bir atmıyor gibi hissetmesi basit ritim problemleri olarak söyleyebiliriz. Bu önemli değildir. Özellikle hastaları poliklinik takiplerinde çok ciddi bir problem oluşturmaz. Bizim için önemli olan komplike ritim bozukluklarıdır. Komplike ritim bozuklukları da biz şu açıdan bizim için önemlidir. Komplike ritim bozuklukları neden olan kalple ilgili bazı durumlar olabilir. Özellikle kalp kapaklarında darlıklar ya da yetersizlikler olabilir. Veyahut kalp damarlarında bir problemler olabilir. Veyahut doğuştan bir kalp hastalığı vardır hastada. Bu hastalarda ritim bozukluklarına neden olabilir. Veyahut kalple ilgili olmayıp da başka hastalıklara bağlı olarak da ritim problemleri görebiliyoruz. Örneğin guatrda, şeker hastalığında, hipertansiyonda, enfeksiyon gibi durumlarda kalp ritimlerinde bozukluklar görebiliriz. Peki kalp ritim bozukluğunda teşhisini nasıl yaparız? Sadece hastayı muayene ederek ritim bozukluğu olup olmadığını anlayabiliriz. Yine muayenede nabızların muayenesi, kontrolleri veyahut stetoskopla ritim problemleri olup olmadığını anlayabiliriz. Eğer komplike ritim problemi düşünüyorsak hastalarda ileri tetkiklere gerek duyabiliriz. Özellikle çarpıntıyla beraber baş dönmesi, fenalık hissi veyahut bayılma varsa bu bizim için önemlidir. Bu tür hastalarda ileri tetkik ve tedavilere gerek duyabiliriz. Örneğin bu tür hastalarda ekokardiyografi, EKG veyahut 24 saatlik Holter kayıtlarla ritim problemleriyle ilgili daha ayrıntılı şekilde araştırmak gerekebilir, biliriz. Kalp ritim bozukluğu olan hastalar özellikle karşımıza düzensiz kalp atışları, baş dönmesi, çarpıntı veyahut kalp atışlarının boğazlı hissetmesi şeklinde karşımıza gelebiliyor demiştik. Ritim problemleri olan hastalar sadece kalp atışlarının hızlı atması değil, bazen kalp atışlarının yavaş atması da ritim problemi açısından önemlidir. Tedavisini nasıl yapıyoruz ritim bozukluklarında? Özellikle biz hani basit ritim problemi olanları tedavi etmiyoruz. Yani bütün ritim bozukluğu olan hastalar tedavi edilmez. Bu tür hastalarda takipler öneririz. Eğer bayılmayla ilgili bir ritim problemi varsa, önemli bir ritim problemi görüyorsak bunları tedavi etmek gerekebilir. Eğer ritim probleminde nabızlar daha yavaş bir şekilde atıyor ise bazen bu hastalara kalp pili takarak tedavisini yapabiliyoruz. Veyahut kalp atışları çok hızlı atıyor ise bu tür hastalarda ilaç tedavisi veyahut güncel olarak elektrofizyolojik ve halk arasında yakma işlemi denilen ablasyon işlemi ile ritim probleminin tedavisini tam olarak gerçekleştirebiliyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler.